Evet, herkese selamlar. Şimdi Selanik'ten ayrılıyoruz ve Atina'ya gidiyoruz. Gitmeden önce Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yani atamızın evini ziyaret edeceğiz. Eğer açıksa bir görebilirsek görelim diyoruz. Ama olmadı, en kötü ihtimalle bahçesine bile girmek veya orada bulunmak bizim için büyük bir gurur olur. İsterseniz ilk önce oraya geçelim, sonra yolda yine beraber olacağız. Harika sabah kahvaltısı, keyfi. Güzel bir yer. Gelinirmiş Meltem valla. Evet, ama kahve yok, kahve yok yani. Kahve, sabah sabah. Soğuk kahveyle su. Evet. Böyle güzel insanlar var, selam veriyorlar. Büyük ihtimalle turistler tabi. Motosiklet öyle bir şey ki, nereye giderseniz gidin, insanlar ilgi gösteriyor ve sevgi göstermelerine neden oluyor. Küçücük çocuğun bile bir el sallaması harika bir şey ya. Bence Selanik 90'ları bırakmamış. Yani yapısıyla, şeyle hala 90'lar. Evet. Değil mi? Arada çok güzel bir yerler var. 70'ler ve 90'ları çok rahatlıkla burada çekebilirsin yani. Atatürk'ün evinin şey, kalabalığa bak. Evet. Ya yani bizim o kadar vaktimiz. Ooo, bayağı. Şöyle giremez, bir yere girmemiz lazım. Nereye park ederiz? Nereye koyabiliriz? Bakmıyorum. Görmüyorum. Hop 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 hop. Nereye koymamız lazım. Burası da zaten. Evet. Buraya koymamıza bir şey demezler herhalde. Konsolosluk ya, oraya izin vermeyebilirler. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar, şu anda geldik. Burada kahvaltımızı yaptık. Çok güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra Atatürk'ün evini ziyaret ettik. Atatürk'ün evinin olduğu yerdeyiz ve çok duygulandım yani. Gerçekten duygulanmayacak gibi değil. Ve şimdi de gidiyoruz. Yolumuz Atina. Atina'ya doğru hazırlıklarımızı yaptık. Evet, şu anda Atina'ya geldik. Atina'da ilk sokak görüntülerini alacağız ve kalmak istediğimiz otelin adresini girmiştim daha önceden. Google'dan kaydedilmemiş haritalar üzerinden sizlerle otele doğru gidiyoruz. Evet, Atina sokakları. Otelin daha önceden adresi girdiğim için şimdi Google Maps bizi otele doğru götürüyor. Belki de bugün pazar diye böyle boş. Kalacağımız otel merkeze çok yakın yerde. Ya benim ilgimi çeken şu Selanik'teyiz diye böyle oluyor sanıyordum ama genelde evlere baktığımda gelip burada rahatlıkla bir dönem dizisi çekebilirsiniz ya da dönem filmi. Çünkü bütün evler bu şekilde, yapılar bu şekilde.
Bununla ilgili geniş kapsamlı biraz daha gezdikten sonra düşüncelerimi size söyleyeceğim. İçinizde belki daha önceden gelenler olmuştur, az çok biliyorsunuzdur. Eşimle ben çok şaşırdık yani böyle, ya da Türkiye'de çok şaşaya mı alıştık, ne yaptık bilmiyorum valla. Yani şunu söyleyebilirsiniz, belki gittiği bölgede, herhalde Serkan Sekota Sakal'ın gittiği bölgede evler böyleydi, ama gerçekten her yerde böyle. Yani ilk intibamı söyleyeyim, fazla böyle şaşaya önem verir vaziyette bir yaşam sürmüyorlar. Kafelerde oturmayı, kahve içmeyi, insanların böyle güler yüzlülüğü ilk planda. Hani belki de bizdeki mi yanlış, böyle çok mu alıştık lükse? Ama bir de bu ülke için de geçerli olan bir deprem riski söz konusu. Bakın tramvay telleri duruyor mesela, herhalde var demek. Mesela şu yapılar çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Yeşil yanmış, hiç söylemiyorsunuz. Sekodo Sakal. Athena'da Sakal. Aman el, cadde üzerinde bir yer herhalde burada. Otel sağda kalıyor ileride. Ne güzel ama şeyler var. Aa Memocan, senin ablen bak, ABS of. Evet, otel burası. Ya bu arada gerçekten böyle Pakistanlı, Afganistanlı da var buralarda. Çok ilginç bir şekilde. Atina'dan veya muhtar bildiriyor. Veya abi ya, yıllardır harbiden ha, Atina'dan bildiriyor diye televizyona çıkardı. Yaşımız ortaya çıktı. TRT zamanında veya muhtar Atina'dan bildiriyor diye. Kim bilir neler yaşanmış evde. Otel de fena değil ha. Böyle nostaljik bir otel. 80'lerin sonu, 90'lar. Ya diyorum ya, acayip böyle garip bir şey var ya. Ortam. Ama benim hoşuma gitti yani, çocukluğumu hissediyorum. 90'larda genç, 70'lerin sonu çocukluk, 80'ler gençlik. Evet, odamız bu şekilde. Gayet normal bir oda. Banyoyu göstereyim. Banyo, duşa, kabin gibi böyle şeyli şampuanlar, bilmem ne, vızvır. Bu kadar küçük. Buraya gelelim. Burası da böyle işte. Yayıldık buralara böyle. Klima var. Biraz da sokağı göstereyim size. Sokakta böyle. Athena. Buradan başlıyor. Bu şekilde buraya kadar. Evet. Duşumuzu aldık. Biraz dinlendik. Güneşi kaçırmadan bir Akropolis'i görelim istiyoruz. Şimdi Akropolis'e doğru yola çıktık otelimizden. Bu arada Athena sokaklarını da görün. Çok güzel binalar da var bu arada. Hem de benimle beraber bir Athena motosikletle Athena vlog çekimine tanık olacaksınız. Yol yorgunluğuna verin, bazen konuşmada zorluk çekebilirim. Size yeterince anlatamıyor olabilirim ama elimden geldiğince Athena'yı size göstereceğim. Güneş de batmak üzere, çok güzel gözüküyor. Umarım yetişiriz. Hep Akropolis'i akşam gün batımında hayal ettim. Bu şekilde çekmek istiyorum. Yetişeceğimi umuyorum yani. İnşallah yetişeceğim. Yunanistan'da en nefret ettiğim şey ışıklar oldu arkadaşlar. Hep ışıklara yakalandım. Bana mı denk geldi? Murphy kanunları mıdır nedir? Ya hemen dibimizde çok güzel bir pastane var Meltem bak. Dondurma yeriz. Hepsi kayıt altında, merak etme. Evet. Oo güzel, tam merkezdeyiz baksana. Arkadaşlar bu çok işime yaradı, bunu söyleyeyim bu arada. Harika oldu. YGZ Burak'ta satılmakta ve edinin, yurt dışına gelecekler özellikle edinsinler. Burada biraz Athena'da hızlı bir şey var. Büyük şehrin vermiş olduğu bir hızlılık var. Demek ki bize özgü bir şey değil. Akdeniz insanına da
etkisi altına alıyor. Arabayı, motoru öyle bir hızlı kullanıyorlar ki. Ama en azından dönüşte motora yol verdi adam yani. Ama hızlı geliyor ya arkamda. Gördüğünüz gibi sokaklar. Arkadaşlar, ne yazık ki yetişemedik. Yarın gündüz gözüyle gelmeye karar verdik, sabah erken bir saatte. Ama gece görüntüsünü görün istedim. O kadar etkileyici ki, harika gözüküyor gördüğünüz gibi. Bir de bunun gündüz gözüyle olan videolarıyla beraber olacağız. Şimdi otele gidiyoruz. Motosikleti yerine koyacağız. Yakın bir yerde de bir şeyler atıştıracağız. Belki fırsatım olursa onu da çekeceğim videoya. Burada da güzel yermiş burası. Evet ama biraz pis gibi. Evet. Herkese merhaba. Yediğimizi gösteriyoruz. Kusurumuza bakmayın ama yani burada amaç neyin ne kadar tuttuğundan bahsedebilmek için. Şimdi 4 tane köfte gibi aslında steak geldi. Bu ve tavuk eti bu şekilde. İkisi toplam ne kadardı? 9'ar Euro'dan 8 Euro. Tavuk eti ya da et olması fark etmiyor. Bu ikisi toplam 18 Euro yapıyor. Yanında suyu getirdiler. Bir de böyle Yunan rakısı dediğimiz rakıdan getirdiler. Sonuç olarak böyle bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Mekan olarak da şurası çok güzel. Ve gelirseniz diye ben yerin ismini de gösteriyorum. Sokak çok güzel. Akropolis'in hemen eteğinde kalan bir sokak. Mavişimiz de burada. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kalabalık olduğu için de bu şekilde sıraya sokmaya çalışıyorlar. Yani pazartesi sabah erken saatte böyle şu anca bu saatler işte kalabalığa bakın.